Sevgili arkadaşlar, bu derste integral alma kurallarına geçiyoruz. Şöyle tam ekran yapayım. Bakın, ilk kural olarak burada sabitin integralinden bahsetmiş. Ama biz önce 2'ye gidelim. Çünkü ikinci kural bu kuralın genel halidir. Biz tabii burada polinom tipinde yazılan fonksiyonların integralleriyle uğraşacağız. Dolayısıyla da x üzeri n fonksiyonunun integrali, bakın burada x üzeri n artı 1 bölü n artı 1 artı c şeklinde verilmiş. Bizim integral kuralımız bu. Temel integral alma kuralımız. Farklı fonksiyonlar verilebilir. O örnekleri göreceğiz zaten. Yani köklü fonksiyonlar, mutlak değerli fonksiyonlar verilebilir. Ancak biz bunları polinom tipinde bir fonksiyon olarak yazıp ondan sonra integral alma işlemine geçeceğiz. Daha önce söylemiştik. X üzeri n dx integrali bize ne söyler? Acaba biz buna baktığımız zaman şunu düşünmeliyiz. Acaba hangi fonksiyonun türevi x üzeri n'dir? Az önce bahsetmiştim. Bir px polinomunun eğer mesela şöyle düşünürseniz x üzeri n olarak bunun türevi n çarpı x üzeri n eksi 1'dir. Manası da şudur. Siz polinomun birinci türevini aldığınızda derece 1 azalır. Dolayısıyla da hangi fonksiyonun ya da hangi polinomun türevi x üzeri n şeklindedir sorusuna cevap vermek istediğinizde ilk el fonksiyonunun derecesinin n artı 1 olduğunu söylersiniz. Yani x üzeri n artı 1'li bir polinomun türevini alacaksın ki n artı 1 çarpı x üzeri n olsun. Peki bunun türevini alsam, yani x üzeri n artı 1'in türevini alsam ne oluyor? N artı 1 çarpı x üzeri n oluyor. Fakat dikkat edin, hala sadece x üzeri n'i göremiyorum. Nasıl görürüm sadece x üzeri n'i? Bunun paydasında bir de n artı 1 olsaydı görürdüm. Demek ki benim x üzeri n artı 1'in değil de x üzeri n artı 1 bölü n artı 1'in türevini almam durumunda sonucum x üzeri n olacak. Yani hangi fonksiyonun türevi x üzeri n'dir? X üzeri n artı 1 bölü n artı 1 şeklindeki fonksiyonlar. Tabii ki integral alma işlemi uyguladığım için bunun sonucuna bir integral sabiti ekliyorum. Demek ki burada cümleye dökecek olursak burada yapılan işlemi x üzeri n fonksiyonunun integralini alırken kuvveti 1 artırıyorum, x üzeri n artı 1 yazıyorum ve bunu yeni kuvvete n artı 1'e bölüyorum. Birinci kural, yani sabit sayıların integrali olarak verilen kural aslında ikincideki durumun özel bir halidir. Şöyle düşünelim. Ben k çarpı dx'i şöyle yazabilirim. K çarpı 1 çarpı dx. K bir reel sayı olduğu için bunu integralin önüne atmamda bir sakınca yoktu. 1 çarpı dx. Şimdi arkadaşlar biz tabii x üzeri n şeklinde yazmaya çalışıyoruz. İntegrale alınan polinomları 1 demek aslında x üzeri 0 demektir. Şimdi integral alma işlemine geçerseniz x'in kuvvetini 1 artırıyorum bölü yeni kuvvete bu ifadeyi bölüyorum. Ve artı c diyorum ki o zaten integral sabitiydi. O zaman integralim k çarpı x artı c çıkar. Hakikaten de k dx integralinin sonucu bakın kx artı c'ymiş. Burada tabii anlatıyor. Sabit sayının değişkenle çarpımına integral sabiti eklenir deniyor. Ama burada anlatılan durum ikinci kuralda genel hali verilen durumun özel bir halidir. Şimdi örnek 1'e bakalım. 2 dx demiş. Sabitin integralini alıyorsunuz burada. Ve böyle bir durumda 2x artı c diyoruz. 3 dt, buradaki değişkenim t, dolayısıyla 3 t artı c demem yeterli. C şıkkında enteresan bir durum var.
uyanık olmamız gerekiyor bu durum için. Bakın integral değişkeni U. Değişken U. Fakat içeride integrali alınan fonksiyon x'e bağlı bir fonksiyon. Böyle bir durumda integral değişkeniyle fonksiyonun değişkeni farklıysa, o zaman siz buradaki fonksiyonu, ki bu örnekte x artı 2'dir, bunu bir sabit sayı olarak düşüneceksiniz. Ne demek bu? Yani sanki x artı 2 değil de işte yukarıdaki örneklerde olduğu gibi 2 varmış, 3 varmış gibi hareket edeceksiniz. Bunu o zaman integralin önüne atma şansım var. X artı 2 çarpımında du'dur. Bu da sevgili arkadaşlar biliyorsunuz sabitin integrali değişkenle çarpılıyordu. O halde x artı 2 çarpı u. Bir de tabii buna ne eklemek zorundayım? İntegral sabiti yani c eklemek zorundayım. İkinci örneğe bakalım. Fx integral 5dx şeklinde tanımlanmış. Bu integrali alırsanız fx 5 çarpı x artı c olur. Ve x yerine diyor eksi 1 yazarsan bu fonksiyonda sonucu 7 bulursun. Yazalım. 5 çarpı eksi 1 artı c 7'ymiş. Yani eksi 5 artı c 7 oldu. Buradan da c 12 çıkar. Fonksiyonu ortaya çıkardık. Fonksiyonun kuralı 5x artı 12'ymiş. Şimdi burada diyor ki f3 nedir? Yani x yerine fonksiyonda 3 yaz diyor. 5 çarpı 3 artı 12 dersek f3'ün 15, 12 daha 27 olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki kuralı zaten az önce anlatmıştık. X üzeri n'in integrali x üzeri n artı 1 bölü n artı 1'dir. Tabii bir de buna integral sabiti ekliyorsunuz demiştik. Örneklerine birlikte bakalım. X kare dx. X üzeri n şeklinde midir içerideki fonksiyon? Evet öyle. O zaman ben şöyle diyebilirim. Ne yapıyordum? X'in kuvvetini 1 artırıyordum ve bu yeni kuvvete ifadeyi bölüyordum. Sonra da tabii ki integral sabiti ekliyordum. Bu integralin eşiti değerli gençler x küp bölü 3 artı c oluyormuş. 4x küp dx. Fonksiyonun önünde bir 4 çarpanı var. Bunu integralin dışına çarpan olarak atabiliyorduk. X küp dx. Şimdi artık içerideki fonksiyon x üzeri n biçimindedir. 4 çarpı x üzeri 3 artı 1 bölü 3 artı 1. Tabii bir de integral sabitimiz var. Bu da 4 çarpı x üzeri 4 bölü 4 artı c'dir. O zaman benim integralim x üzeri 4 artı c çıkar. C seçeneğinde 3x kare eksi 2x'in integrali alınmış. Değerli arkadaşlar biz burada biliyorsunuz integral sembolünü toplam ya da fark şeklinde yazılan fonksiyonların üzerine dağıtabiliyorduk. Dolayısıyla da ben bunu 3x kare dx, bu dx'i unutmayın ortaktır hepsi için. Eksi 2x dx yazarım. Burada da 3'ü ve 2'yi integralin önüne atalım. X kare dx eksi 2x dx. İntegrallerin içi artık x üzeri n tipindedir. Dolayısıyla 3 çarpı x üzeri 3 bölü 3 eksi 2 çarpı x üzeri 2 bölü 2. Yani kuvveti 1 artırdım ve o değere ifadeyi böldüm. Dedim. İntegral aldığım için de c sabitini ekliyorum. O zaman sadeleştirmeleri yaparsak x küp eksi x kare artı c'dir. C seçeneğindeki integralin belirsiz integralin eşit. D seçeneğinde 2 bölü x küp görüyorum integrale alınan fonksiyonu. Arkadaşlar burada x'li ifadeyi paydadan paya atmak durumundayız. Yani 2 bölü x küpü ben
2 çarpı x üzeri eksi 3 diye yazmak durumundayım. Şimdi bu integralde 2 çarpı x küp dx, pardon, x üzeri eksi 3 dx olarak düşünülebilir. Artık x üzeri n biçimine getirdiniz. O zaman 2 çarpı x'in kuvvetini 1 artırıp bu değere bölüyoruz. Artı integral sabit. 2 çarpı x üzeri eksi 2 bölü eksi 2 artı c'dir. Bunlar giderse eksi x üzeri eksi 2, yani eksi 1 bölü x kare artı c çıkıyor. D seçeneğindeki integralimiz. E'de ve F'de köklü sayılar görüyorum. Arkadaşlar, önemli olan benim için, az önce yukarıda bu durumdan biraz bahsetmiştim. Köklü gördüğünüz zaman onu da üslü olarak yazacaksınız. Yani fonksiyonunuzu polinom biçimine getireceksiniz. Yazalım. Dördüncü dereceden kök x aslında x üzeri 1 bölü 4 ifadesine eşittir. Şimdi x üzeri n biçimine getirdiniz. Bu integrali alırken ben ne yapıyordum? X'in kuvvetini 1 artırıyordum. Bulunan ifadeyi de bu yeni kuvvete, yani 1 bölü 4 artı 1'e burada bölüyordum. İntegral sabitini de sona ekliyorsunuz. X üzeri 5 bölü 4 bölü 5 bölü 4 artı c çıkıyor. Bunu da düzenlerseniz arkadaşlar 4 bölü 5 çarpı x üzeri 5 bölü 4 artı c. Hatta köklü olarak da yazabiliriz. Tamamen düzenlenmiş değil çünkü burada. X üzeri 5 bölü 4 dördüncü dereceden kök içinde x üzeri 5'tir. O zaman en son polinomumuzun, pardon, integralinizin eşiti de 4 bölü 5 çarpı dördüncü dereceden kök içinde x üzeri 5 artı c olur. Son olarak bu örnekte f şıkkına bakacağız. Bakın 1 bölü küp kök x. Hatırlayın, burada ne yapıyorduk önce? Köklü ifadeyi üslü olarak yazıyorduk. Yani küp kök x yerine ben x üzeri 1 bölü 3 yazacağım. Burada da bir önceki şu d şıkkında olduğu gibi x'li ifade payda da değil, kesim payında olmalı demiştik. Bunu da x üzeri eksi 1 bölü 3 dx diye yazmak mümkündür. Şimdi artık x üzeri n tipine getirdiğim için polinomun integralini alabilirim. Arkadaşlar, x üzeri eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü eksi 1 bölü 3 artı 1 olur. Yani x üzeri 2 bölü 3 bölü 2 bölü 3 artı c. Bunu da düzenlerseniz şöyle 3 bölü 2 çarpı küp kök x kare artı c yapar. 1 bölü küp kök x dx integralinin eşit. Evet. Örnek 4. Şimdi hepsi polinom tipinde toplam şeklinde yazılan bir fonksiyon var. Daha doğrusu terimlerin her biri polinom görüntüsünde. Ben integrali bu toplamın üzerine dağıtabilirim. Yani ben integralimi şöyle yazabilirim. İntegral 4x küp dx eksi 3x kare dx artı 4x dx eksi 3 dx. Değerli arkadaşlar, dörtleri biliyorsunuz, dörtleri, üçleri, işte bu sabitleri integralin önüne atma hakkınız var. Attınız, 4 çarpı x küp dx integrali oluşuyor burada. Bunu da biliyorsunuz, kuvveti 1 artırıp bu değere bölerek buluyorduk. Eksi, her biri için ayrı ayrı c yazmayın. Bunun gibi durumlarda en sonunda bir sonuç sabiti yazarsınız. Eksi 3 çarpı x karenin integrali x küp bölü 3'tür. Artı 4 çarpı
x'in integrali x üzeri 2 bölü 2'dir. Eksi sabitin integrali 3x'tir. En sonuna integral sabitimizi yazalım. Sadeleştirmeleri yaptığımızda x üzeri 4 eksi x küp artı x kare eksi 3x artı c şeklinde bir integral değeri görürüz. Evet, beşinci sorumuz kesir şeklinde bir integral var. Yalnız kesir şöyle, yukarıda yani kesirin payında şöyle bir dikkatli inceleme yaparsak, x artı 1'in katıymış gibi görünüyor. Yani bu kesirin payında x artı 1 çarpanı varmış gibi görünüyor. Gerçekten öyle midir? Bakalım. X küp artı x kare artı x artı 1 bölü x artı 1. Ben kesrin payında x kare parantezine alma işlemi uygularsam şu ilk ikisine x kare parantezinde x artı 1 artı x artı 1 görüyorum. Payda da x artı 1 var. Kesrin payında ortak terim artık x artı 1'dir. İfadeyi x artı 1 parantezine alırsak x kare artı 1 olur. Paydada da x artı 1 var ve bu iki çarpan birbirini götürürse aslında integral içinde gördüğüm x küp artı x kare artı x artı 1 bölü x artı 1 kesrinin eşiti x kare artı 1 oluyormuş. Değerli arkadaşlar, biz integrali biliyorsunuz, toplam şeklinde yazılan fonksiyonun integralini integrallerin toplamı haline getirebiliyorduk. 1 dx. Burada da x karenin integrali x küp bölü 3'tür. Artı 1'in integrali x'tir. Tabii ki integral alma işlemi uyguladığımız için sonuna da bir integral sabiti yerleştiriyorsunuz. Altıncı sorudayız. Büyük fx fonksiyonu integral içinde 3x kare eksi 1 bölü 2, 1 bölü x kare dx diye tanımlanmış ve f'in eksi 1'deki değeri de 4 olarak verilmiş. Şimdi bu integrali yani eşitliğin sağındaki integrali alırsak, bakın fx, şöyle düşünelim. Bu integrali parçalayalım. 3x kare dx eksi 1 bölü x kare dx'tir. Ve 3x kare dx integrali, 3'ü dışarı attık, integralin önüne attık. X karenin integrali x üzeri 3 bölü 3'tür. Eksi, bunu da x üzeri eksi 2 diye düşünün. X üzeri eksi 2 artı 1 bölü eksi 2 artı 1 oluyor ikinci integral. Sonuna da bir c sabiti koyacağız. O zaman f x, bakın x küp, şurada payda eksi 1 oldu, eksi eksi artı x üzeri eksi 1, yani onu 1 bölü x diye yazabiliriz. O zaman şöyle düşünelim, x küp artı 1 bölü x artı c oldu. Bakın burada bir verilen daha var, f eksi 1 4. Bunu niye verdi? Çünkü fonksiyonun kuralında integral sabitimiz, yani c'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Ama x yerine eksi 1 yazarsak bunu elde edebiliriz. Yazalım. Eksi 1. Eksi 1'in küpü artı 1 bölü eksi 1 artı c'dir. Burası 4'müş. Eksi 1 eksi 1 artı c 4 yapıyor. Buradan da c'yi 6 buluyorsunuz. O zaman fonksiyonumuz tamamen ortaya çıkmış oldu. Fx fonksiyonu x küp artı 1 bölü x artı 6'dır. Dolayısıyla da bizden istenilen f1 değerini bulmak için bu fonksiyonda x yerine 1 yazarız. 1'in küpü 1 bölü 1 artı 6'dan 1, 1, 6. Yani f1
8 olarak hesap edilir. Yedinci soru, bakın f'in türevi verilmiş, f1 verilmiş, f-1 isteniyor. Yine burada ihtiyaç duyduğum şey fx fonksiyonunun ortaya çıkarılması. Peki f üssü x verilmiş. Ben bu eşitliğin birinci eşitliğin her iki tarafının da integralini alsam. F üssü x dx eşittir integral 6x kare eksi 4x artı 1 dx olur. Arkadaşlar integral ve türev yan yana geldiğinde fonksiyon olduğu gibi dışarı çıkıyordu. Tabii bir de artı c ekleyeceksiniz ama o c'yi bulmak için integral sabitini sağ tarafta tutun. Yani fx burada yalnız kalsın. İntegral sabiti olan c'yi sağ taraftaki sonuca ekleyelim. 6x karenin integrali 6 çarpı x küp bölü 3'tür. Şimdi artık parçaladığımı varsayarak pratik olarak yapmaya çalışıyorum. 4 çarpı x'in integrali x kare bölü 2 artı 1'in integrali x artı c'dir. Buradan da fx'i 2x küp eksi 2x kare artı x artı c diye yazabilir. Ama c'yi bulmam lazım. İşte c'yi bulmak için de bana ihtiyaç duyduğum şeyi burada vermiş. Ben bu fonksiyonun kuralında x yerine 1 yazarsam 2 çarpı 1'in küpü 2 çarpı 1'in karesi artı 1 artı c. 2 eksi 2 0 eşitliğin sağ tarafı 1 artı c'dir. Sol tarafı 2. C'yi böylelikle 1 olarak bulduk. O zaman fonksiyon artık tamamen ortaya çıkmış oldu. Fx eşittir 2x küp eksi 2x kare artı x artı 1. Ben burada benden istenilen f eksi 1 değerini bulmak için x yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in küpünü 2 ile çarptım. 2 çarpı eksi 1'in karesi artı eksi 1 artı 1. Eksi 2, eksi 2, eksi 1 artı 1 yaptı. Bunlar birbirini götürdü. O halde f eksi 1 değeri eksi 4'tür sevgili arkadaşlar. Sekizinci örneğimiz integral içinde x eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 4 fonksiyonu var. Bu integralin eşitini bulmamız isteniyor. AYT'nin birçok konusunun çarpanlara ayırma ünitesiyle doğrudan ilişkili olduğunu daha önce söylemiştim. Bakın mesela burada hemen soldaki 5. örneğe bakacak olursanız burada yaptığımız işlem de bu karışık görüntüyü sadeleştirmek oldu. Çarpanlara ayırma metotlarıyla bu işi yaptık. 8'de de ben buna baktığım zaman şunu çarpanlara ayırmadaki özdeşliklerden şunu hatırlıyorum. A küp eksi B küp. Bir hatırlatma. Hatırlayın bunu açarken A eksi B çarpı A kare artı AB artı B kare diye açıyorduk. Şimdi buradaki tabii yazdığım şey kuralın özdeşliğin genel hali. A yerine x koyalım. B yerine de 2 koyalım. O zaman bu eşitlik x eksi 2 çarpı x'in karesi artı x çarpı 2 artı 2'nin karesi olur. Yani x eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 4. Tam da benim integralin içinde gördüğüm gibi. O zaman ben artık şöyle diyebilirim. İntegral x eksi 2 çarpı
x kare artı 2x artı 4 dx yerine ben integral içinde x küp eksi 2'nin küpünü yazabilirim. Böylelikle işi kolaylaştırmış oldum. Aksi takdirde bu çarpmayı yapıp ondan sonra integral almak durumunda kalırdım. Eşittir diyelim. 2'nin küpü de tabii ki 8'dir. X küp eksi 8 dx. X küpün integrali kuvveti 1 artırıp 4'e bölüyoruz. Eksi 8'in integrali 8x'tir. Artı c diyorum. Böylelikle benden istenilen integral değerini de ortaya koymuş oldum. 9. ve bugünkü son sorumuz bu. İntegralin eşiti isteniyor yine. Arkadaşlar daha önceden de söylemiştim. Türevin ya da integralin içinde köklü fonksiyonları gördüğümüzde bunları biz üslü olarak yazmaya gayret edelim. Çünkü polinom tipindeki fonksiyonlarla uğraşıyoruz. Küp kök x yerine ben x üzeri 1 bölü 3 yazabilirim. Eksi, paydada da x'li ifade olmasın demiştim hatırlayın. 1 bölü x kareyi de x üzeri eksi 2 diye yazmamda herhangi bir sakınca yok. Şimdi buradan itibaren dersiniz ki ben bu fark şeklindeki fonksiyonu parçalayarak integrali x üzeri 1 bölü 3 dx eksi x üzeri eksi 2 dx şeklinde yazabilirim. X üzeri 1 bölü 3'ün integrali alınırken biliyorsunuz kuvvet 1 artırılıyordu ve ifadeyi bu yeni kuvvete bölüyordunuz. Eksi, aynı şeyi burada da uygulayacağım. X üzeri eksi 2 artı 1 bölü eksi 2 artı 1. Tabii ki integral alma işlemi uyguluyoruz ve integral sabitini de en sona koyacağız. X üzeri 4 bölü 3 bölü 4 bölü 3 eksi x üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı c. Son halini verelim integralin sonucuna. 3 bölü 4 çarpı x üzeri 4 bölü 3'ü şöyle yazabilirsiniz. Üçüncü dereceden kök içinde x üzeri 4. Eksi, eksiyle eksinin çarpımı artıdır. Bu artı x üzeri eksi 1 yani artı 1 bölü x oldu. Artı c dedik ve integralimizin sonucunu da böylelikle elde etmiş olduk. Sevgili gençler bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta itibariyle kaldığımız yerden devam edeceğiz.